Merhabalar, fizyoterapist Hakan Yılmaz ben. Bu videoda inme hastalığı ile ilgili, hemipreje hastalığı ile ilgili, alt ekstremitede, bacakta hangi egzersizleri yapılmalı, nereye dikkat edilmeli, onları anlatmaya çalışacağım sizlere. İlk etapta dizimizi bükerek bacağımızı karnımıza doğru çekme egzersizi, kalça disfleksiyonu dediğimiz egzersize başlıyoruz. Yine bu egzersizi yaparken hastamıza komutlar vermeye, aktif şekilde o egzersizin içine dahil etmeye çalışıyoruz. Çekelim karnımıza doğru bacağımızı. İleri doğru itelim. Çekelim. İleri doğru itelim. Eğer hastamızın kuvveti bu egzersizi yapmaya yetmiyorsa, biz destek vererek, onun yetmediği yerde destek vererek egzersizi tamamlıyoruz. Eğer ki kuvveti bunu yapmaya yetiyorsa, mümkün olduğu kadar çekip iterken ona karşı direnç egzersizi engellemeyecek kadar karşı bir direnç uyguluyoruz. İkinci egzersizimiz yan açma egzersizi. Bacağımızı yere paralel bir şekilde yan açıyoruz ve kapatıyoruz bacağımızı. Yine bu egzersizde de açarken eğer direnç alabiliyorsa size direnç uyguluyoruz. Kapatırken keza aynı şekilde. Her egzersizde bir set içerisinde 10 ila 15 tekrarını yaptırıyoruz hastamıza. Gün içinde de 2-3 set şeklinde bu egzersizde yaptırılabilir. Bir sonraki egzersiz, bacağın içeriye dışarı doğru olan rotasyon egzersizi, kalça rotasyon dediğimiz egzersizler. İçeri doğru çekiyoruz, dışarı doğru açıyoruz. İçeri çektik, dışarı açtık. Daha sonra düz bacak kaldırma egzersizlerimiz var. Dizimiz mümkün olduğu kadar bükmeden bacağımızı yukarı kaldırıp indiriyoruz. Bu egzersizin en sonunda arkadan elini esnetmek adına elinizle hafif, çok fazla olmamak kaydıyla yukarı doğru zorlayabilirsiniz bacağı. Bu zorlama esnasında hastamız arkadan elini çekme, gerilme hissedecektir. Daha sonra ayak bileği egzersizleri. Ayak bileği egzersizlerinde alt taraftaki aşırı tendonu ve ona bağlı olan adenin kasılma ve kısalıklardan dolayı birazcık fazla etkilenen bir şey. O yüzden bu bölgeye biraz daha fazla özen göstermemiz gerekirse AFO dediğimiz atel tarzında atellerle desteklemenizi önereceğiz. Çekiyoruz ayak bileğimizi kendimize doğru. Bırakıyoruz. Çekiyoruz. Bırakıyoruz. Son noktada ben de ileri doğru iterek bir gelme egzersizi uyguluyorum. Ve yine içeri doğru olan kasılmalardan kaynaklı dışarı doğru ayak bileğini hem gelecek hem kuvvetlenecek yönde egzersizler yaptırıyoruz. Açıyoruz. Bırakıyoruz. Açıyoruz. Bırakıyoruz. Açıyoruz. Bırakıyoruz. Burada aktif hareket ortaya çıktıktan sonra T-Bank dediğimiz esnek bantlarla egzersizleri biraz daha verimli artırmak adına zorlaştırabiliriz. Çekelim ayak bileğimizi. Bırakalım. Çekelim. Bırakalım. Bu şekilde. Eğer hastanın ayak bileğinde aktif bir hareketi yoksa ayak tabanına yapılan bir kalemle veya sert bir cisimle, anahtarlık gibi bir cisimle yapılacak olan uyarıcı şeylerle veya baş parmağın kıvılmasıyla ayak bileğinde yukarı doğru çekecek şekilde, sen yukarı doğru çekecek şekilde uyarılar elde etmeye çalışabiliriz ilk etapta. Bunun dışında diz ve kalça egzersizinde eğer aktif hareket ortaya çıktı, hasta bu egzersizi çok kolay yapmaya başladıysa bu torbası Terabant veya elle yapılan prençlerle egzersizlerin verimi artırılabilir. Mesela kum torbamızı bağladık. Yukarı doğru düz kaldırıyoruz bacağımızı. İndiriyoruz. Kaldıralım. İndirelim. Bu şekilde kum torbalarından faydalanabiliriz. Daha sonra kalça kaslarımızın, bacak kaslarımızın çalışması için köprü egzersizi dediğimiz bir egzersiz. Her iki bacağımızda büküp ayak tabanlarımız yerde olacak şekilde
hasta olan tarafın ayaklarını sabitleyerek yüzeye doğru kaymasını engellemek için kalçamızı yukarı kaldırıyoruz. İndiriyoruz. Kaldırdık. İndirdik. Ve yine karın kaslarımızı kuvvetlendirmek adına dilimizi kenetliyoruz. Dizlerimize doğru uzanıyoruz ve doğrulmaya çalışıyoruz. Bu da karın kaslarımız için faydalı bir egzersizdir. Gövde kaslarında çalıştırmak her zaman yürüyüş esnasında, oturma esnasında hastaya çok fayda sağlayacaktır. Daha sonra hastanız eğer yan yatabiliyorsa yan yatarak aktif hareketlere devam edebiliriz. Hastanın kendini döndürmemesi için belinden sabitleyerek bacağımızı yukarı doğru kaldırıyoruz, indiriyoruz, kaldıralım, indirelim. Yüzüstü yatabiliyorsak yüzüstü yine iki egzersizimiz var. Egzersizlerimizden bir tanesi düz bacağı kaldırma. Mümkün olduğu kadar dizi bükmeden kalçadan yukarı doğru kaldırıyoruz bacağımızı. Ve bir diğer egzersiz diz bükme. Kalça sabit. Dizimizi büküyoruz. Topumuzu kalçamıza doğru yaklaştırmaya çalışıyoruz. Yine nasıl aktif olarak yapabiliyorsa aktif, yapamıyorsa yetmediği yerde bizim yardımımızla bu egzersizi yapıyoruz. Daha sonra otururken ayaklarımızı yatak kenarından aşağı sarktırırken bir tane önemli egzersizimiz var. Özellikle diz düzeltme egzersizi dediğimiz bu egzersiz dizimizi kilitlemeye yarayan, dizimizin boşalmasını engelleyen kasımızı çalıştıracağı için çok önemli bir egzersizdir. İlk etapta yardımlı yapılabilir. İsterseniz siz el yardımıyla yaptırabilirsiniz. İsterseniz hastanın sağlam bacağıyla bu egzersizi çalıştırabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda yine ayak bileğine bağlanacak kum torbası egzersizin verimini artıracaktır. Ve yine oturduğumuz yerde bacağımız karnımıza doğru çekme egzersizi de yine kalça kaslarınızı çalıştıracak önemli egzersizlerden bir tanesidir. Yine ilk etapta yardımcı olabilir. Hastanız kuvvetlendiği zaman aktif olarak da bu egzersizi yapabilir. Bu egzersizlerde de bir önceki videomuzda da söylediğimiz gibi uzman bir kişi, bir fizyoterapist tarafından yapılması her zaman daha güvenli ve komplikasyonları önleyici niteliktedir. Herkese geçmiş olsun.